İyi günler. Ben Doktor Ömer Kocabıyık. Bugün size halk arasında göz çizdirme olarak bilinen tıbbi adıyla Excimer Lazer'in yani göz kusurunu tedavi eden operasyonumuz hakkında size bilgi vermek istiyorum. Excimer Lazer, diğer bir ifadeyle göz çizdirme, hastadaki hipermetrop, miyop ve astigmat tedavisinde kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Hastanemizde iki metot olarak uygulanmaktadır. PRK ve LASIK. Hastanemizde uygulanan yöntemlerden PRK, korneanın ön yüzeyine direkt uygulanırken LASIK yönteminde gene lazerin yapmış olduğu bir kesiyle flap oluşturularak kaldırılan flapin altına lazer uygulanmaktadır. Daha sonra flap kapatılmaktadır. Excimer lazer miyop hastalarında -10 dereceye kadar, astigmat hastalarında -5 dereceye kadar, hipermetrop hastalarında ise kişiye özel değişmekle beraber genellikle 4 dereceye kadar tedavi edilebilmektedir. Lazer sonrası hedefimiz göz numaraların sıfırlanmasıdır. Fakat 0.25 ile 0.50 derece arasında ufak bir derece kalabilmektedir. Excimer lazer 18 ve 65 yaş aralığında tüm yaş grubuna uygulanabilir. Fakat kişiye özel, korneanın yapısına özel, görme beklentisine özel olarak bu yaş aralığı değişebilmektedir. Excimer lazer yapılmadan önce gözün ön tabakası olan kornea tabakasının uygun olup olmadığı incelenmektedir. Korneanın yapısının uygun olup olmaması, yapılacak cerrahi yönteme karar verilmemesi açısından önemlidir. Excimer lazer tedavisinin gözümüzün uygun olup olmadığını anlamak için öncelikle genel bir göz muayenesi sonrası gerekli tetkikler yapılarak uygunluk testi yapılmaktadır. Excimer lazer için göz uygunluk testine gelmeden önce kontak lenslerinizin en az bir hafta önceden çıkarılması önemlidir. Excimer lazer kimlere uygulanmaz? Diyabeti olan, keratokonus hastalığı olan, korneasında daha önce geçirmiş hastalığı olan, korneasında iz olup skar olan, glokomu olan, gebelik döneminde veya emzirme döneminde olan hastalarımıza uygulanmamaktadır. Excimer lazer yaklaşık olarak 5 dakika ile 10 dakika arasında gene kişiye bağlı olarak değişebilmektedir. Çünkü uygulanacak yöntem göz numaraları lazer süresini etkilemektedir. Fakat genellikle 10 dakikayı aşmamaktadır. Excimer lazer için lokal anestezi yetmektedir. Yani damlalar yeterli olmaktadır. Genel anesteziye gerek olmamaktadır. Hastada panik atak veya kaygı bozukluğu olması durumunda uygun olan ilacı 30 dakika öncesinde vererek hastamız rahatlatılmaktadır. Hasta lazer işlemi uygulandıktan sonra bir süre dinlendirmeye alınmaktadır. Sonra hastamızı tekrar kontrol ederek evine uğurlamaktayız. Biz o süre zarfında hastaya bizim tarafımızdan verilecek bir koruyucu gözlük takılmaktadır. Hasta ilk gün kontrolünden sonra normal hayatına devam edebilmektedir. Vereceğimiz damlaları kullanması önemlidir. Birinci gün, birinci hafta ve birinci ayında kontrollerini yapmaktayız. Hasta operasyon sırasında herhangi bir ağrı duymamaktadır anesteziye bağlı olarak. Fakat ilk gün yapılacak yöntem numaralarının boyutuna bağlı ağrı hissedebilmektedir. Bu ağrıyı minimuma indirmek için damla tedavimizi uygulamaktayız. PRK'da biraz ağrı hissedilebilmekle beraber LASIK yönteminde minimum ağrı olmaktadır. Genelde ilk günden sonra ağrı hissedilmemektedir. Excimer lazer sonrası bulanık görme normaldir. LASIK yönteminde ilk günden itibaren netleşme sağlanabilmekle beraber TRK yönteminde netliğin oluşması birkaç günü alabilmektedir. Excimer lazer sonrası kullanılacak göz damlalarının yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Özellikle ilk gün ve daha sonraki haftada göz ovuşturulmamalı, kaşınmamalı, ilk hafta havuza veya denize girilmemelidir. İlk gün çok yoğun bir şekilde gazete, kitap, telefon kullanımından kaçınılmalıdır. Aynı zamanda Excimer lazer sonrası göz kuruluğu oluşabilmektedir. Onun için verilecek damlaların ilk ay özenli bir şekilde kullanılması önemlidir. Excimer lazer gerekli durumlarda hastanın kornea dokusu uygunsa tekrarlanabilmektedir. Excimer lazer tedavisi sonrası LASIK tedavisiyle %90 başarı sağlanıp tekrarlama ihtimali çok düşük seviyededir. PRK yönteminde ise başarı oranı %80'lere varmakta olup yine tekrarlama ihtimali LASIK'e göre daha düşük olmakla beraber yine çok yüksek oranlardadır. Excimer lazer tedavisi sonrası yaklaşık 1 saat içerisinde hastanemizden taburcu olabilirsiniz. Herhangi bir yatış gerektirmemektedir. Hisar ailesi olarak herkese sağlıklı günler dileriz.